Neticede geçen pazar günü saat 14 sularında son nefesini verdi. Fakat o giderayak yine ışık saçmaya devam etti. Organlarını ailesi bağışladı. Yine bir başka bedende, başka bedenlerde, başka bedenlere hayat vererek yaşamaya devam edecek. Hak'tan geldi, Hak'ta özünü teslim etti. Öyle inanırdı, bize de öyle öğretti. Edindiği ilmi, irfanı o kadar derin idi ki, burada onu tanıyan, belki hiçbir kimse yoktur ki, ondan iki kelam öğrenmiş olmasın. Ne oldu? Benim için öyle inanırdı ki, Hak'tan geldik, Hak'a döneceğiz. Özümüze, aslımıza endişeceğiz derdi. Ben de öyle. Bizler ne kadar anlatsak, ne kadar onu konuşsak yetmez. Bu bilge insanın, bu dava adamının, aynı zamanda bir kültür adamına, bir sanat adamına kaybetmenin yüzünü hepimiz birlikte yaşıyoruz bugün. Peki bu kardeşimiz Faysal İlhan nereden geldi? Hiçbir söz, hiçbir kelam bu acıyı tarif edemiyor. Kendisi 1963 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesinin Fethiye köyünde dünyaya gelmiştir. Kendisi dünyaya gözü açtığı andan itibaren almış olduğu ismin sadece kendisinde olması nazarında bu dünyada çok farklı bir insan olduğunu aslında hepimize göstermiştir. Ailemizde küçüklüğünden bu yana verilen harçlıkları bir çocuğun şeker, çikolata ya da oyuncak almasından çok harçlığını kitaba yatırmış, gece gündüz demeden okumuş, bilgi torbasını çok güzel bir şekilde doldurmuştur. Kendisini araştırıp, soruşturup yapmış olduğu biz. Onun arkadaşları olarak içimizde en eski, en uzun tanıyanlardan birisi Necati Şahin abimiz. Kendisine rica edeceğim. Faysal Hoca'yı bize anlatır mısın hocam? Pazar günüydü. Onun dostları olarak Köln'den toplandık. O güzel atlara binip gittiler. Ve bekledik ki o güzel insan o güzel ata binip geri gelsin. Ne yazık ki o da sürgülenlerden sonra sürgün ve yedik Anadolu'dan Avrupa'ya ve Avrupa'da gerçekten oldu. Bir yılın türküsünü de sabah havası biliyorsunuz. İnsanlar vardı, bütün güzel meziyetler üzerinde toplandı. Her ırktan, her inançtan inanılmaz dostlar vardı. Peki nereden geliyordu bu özelliği? Faysal İlhan, 80'li yıllarda Ankara Üniversitesi Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi. (Gülüyor)
Allah'a emanet olun.